senin de 5 dakikada evrim veriyor. Kimsenin de durma gücü de kalmıyor yani. Siz seni verin Hamza Hoca'ya tanıyor. Bugün bu tabloyu konuşuyoruz ama belki Hamza Hoca'ya diyerek olmaz yani. Şunu yapacaklar şey diyerek. Şey çalınır, çok değerli bir adam. Şimdi karşı tarafın bir hamleleri olacak. 99 milletvekili adaydı. Değerli Çanakkale'liler, değerli İYİ Partililer, değerli delegelerimiz, basınımızın güzide temsilcileri. Her damlası şehitlerimizin kanıyla sulanmış Çanakkale'mizin yüreği vatan sevgisiyle atan cesur yürekli iyi insanları. Bugün burada Çanakkale İYİ Parti 3. olağan İYİ Kongresi adaylığımız için toplanmış bulunuyoruz. Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Meral Akşener'in önderliğinde Cesurlar Hareketi'nde iktidara emin adımlarla ilerliyoruz. Demokrasi şenliği olan ilçe ve il kongrelerimizi halkımızın ve üyelerimizin yüksek katılımlarıyla yaparken birçok üyemize de rozetlerini takıyoruz. 2017 yılında tüm engellemelere ve zorluklara rağmen kurulan ve halkımızın yüksek teveccühüyle bugünlere gelen, sıkışan siyaset arenasında ülkemize nefes aldıran, yapılamaz denileni yapan, kazanılamaz denileni kazanan, ülkemizin ve milletimizin nerede ihtiyacı varsa orada olan partimiz, gün geçtikçe büyüyor, kökleriyle vatanımızı sımsıkı sararken, dallarıyla da ülkemizin dört bir köşesine her bir bireyine ulaşıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu hukuk, adalet, sağlık, ekonomi, eğitim, şiddet, istismarlar, çevre ve daha birçok sorun İYİ Parti iktidarında çözülecektir. Çarşamba günü yaşanan hukuk garabetinde bir kez daha görülmüştür ki, ülkemizin ihtiyacı olan anda Genel Başkanımız tüm gücüyle oraya yetişmekte, halkımıza ihtiyaç duyulan liderliği yapmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, İYİ'lerin iktidarında liderimiz Meral Akşener ile tüm sorunlar tek tek çözüme kavuşacaktır. Kurucu il yönetiminde olduğum, ardından 2018 seçimlerinde il başkanlığı yaptığım, partimiz 2018 milletvekili seçimlerinde genel başkan yardımcımız Sayın Rıdvan Uzun adaylığında %17 oyla tüm iller arasında Türkiye dördüncüsü olmuştu. İnşallah bu seçimde tüm iller arasında Türkiye birincisi olacağız. Ve yarım kalan hikayemizi tüm teşkilatlarımız ve partililerimizle birlikte tamamlayacağız. Çanakkale olarak partimizin bayrağını el ele en üst mercimlerde dalgalandırmakta ve bununla gurur duymaktayız. Çanakkale ili olarak Genel Başkan Yardımcılığı, Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, 2 adet belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılıkları, birçok belediye meclis üyeliği ve tüm teşkilatlarımız ile birlikte el ele birlik içerisinde çalışıyoruz. Bu açıklamamız vesilesi ile bugüne kadar partimizin il ve ilçe teşkilatlarında görev alan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, disiplin kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımıza, seçimlerde aday olma cesaretini gösteren tüm adaylarımıza, en önemlisi sahada nefer olan tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu demokrasi yarışında kırmadan dökmeden, parti birlikteliğimizi koruyarak, Genel Başkanımız Meral Akşener'in önderliğinde hizmet etmek için yarışacağız. Bunu takdir edecek olan üyelerimiz, delegelerimizdir. Tüm aday arkadaşlarımıza bu hizmet etme istekleri ve partimizin bayrağını daha yükseğe taşıma arzuları için teşekkür ediyor, seçimlerde başarılar diliyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle ülkemizin ve partimizin ihtiyacı olan dayanışma ve birliktelik içerisinde el ele vermek dileğiyle kahrolsun istiklal, yaşasın hürriyet diyerek sözlerimi noktalıyor. Çıktığımız bu kutlu yolun ülkemize, partimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Medeniyet yolunun taşlarını döşemeye, ülkemiz için gecemizi gündüzümüze katmaya, partimizin güneşini en yükseğe çıkarmaya yol arkadaşlarımızla, yönetim kurulu üye adayı arkadaşlarımızla birlikte adayız. Allah utandırmasın inşallah.